beklenen ilgili fakültesi öğretim yönlerini takdir ediyor. Profesör Doktor Selim Alsan. Yazılı ve görsel basının çok değerli mensupları. Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Eğitimliği Fakültesi'nin 2016-2017 eğitim öğretim yılı 300 dönem mezuniyet törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Üniversite çatısı altında veteriner hekimlik eğitimi dünyada ilk kez 1762 yılında, bundan tam 255 yıl önce Fransa'nın Lyon kentinde kurulan veteriner okulu ile başlamıştır. Asker hukukçu olan Claude Bourgelat, bu okulun kurucusu, atlara olan çok yakın ilgisinden dolayı veteriner hekimlik eğitiminin üniversite çatısı altında yapılması gerektiğini inanarak dönemin Fransa kralından bu durumu izah etmiş ve aldığı özel izin ile Lyon Veteriner Okulu'nu kurmuştur. Türkiye'deki veteriner hekimlik eğitimi ise ilk kez 1842 yılında askerde bulunan at, katır ve eşek gibi tek tırnaklı hayvanlarının sağlık sorunlarını çözmek üzere veteriner hekim ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'da kurulan Askeri Veteriner Okulu ile başlamış. Süreç içerisinde 1946 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin kurulmasını takiben o dönem için Ziraat Yüksek Enstitüsü bünyesinde bulunan Veteriner Fakültesi'nin 1948 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlanmasıyla yine üniversite çatısı altında eğitim vermeye başlamıştır. Her alanda ilkleri başarmayı bir ilke edinen ve gelenek haline getiren üniversitemizin kurucu rektörü Doktor Sayın Suat İrfan Gülsel'in evin vizyonu, öngörüsü ve girişimciliğinin bir eseri olarak 2 Kasım 2009 tarihinde açılan ve ilk öğrencilerini alan Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, bir yıllık İngilizce hazırlık okulu sürecinin ardından 20 Eylül 2010 tarihinde ülkenin, adanın, Türkiye'nin ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olarak mesleki eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Bu ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olma özelliğini halen taşımakta olan fakültemiz, birinci mezuniyet döneminde 10, ikinci mezuniyet döneminde 21 ve şu anda bulunduğumuz üçüncü mezuniyet döneminde ise 30 yeni veteriner, genç veteriner hekimi veteriner camiasına kavuşturmaktadır. Sayın Müteahhit Eğitim Başkanım, Sayın Dekan, Enstitü Müdürüm, Başhekimlerim, Dekan Yardımcılarım, Enstitü Müdür Yardımcılarım, Veteriner Dairesi Başkanım, değerli konuklar, basının değerli temsilcileri, değerli akademisyenler ve sevgili öğrencilerimiz. Kültürümüzün ileri uygarlık kurma faaliyetinin ön safında yer alacak biçimde geliştirilmesi, kültürümüzü yakından ilgilendiren kesimlerini sağlam bilgi ışığında geliştirmek de mümkündür.
bilim ve bilimsel düşünce, bilimsel disiplin, bilimsel duruş, algılayış ve kavrayış, subjektif ve objektifin kesin ve net bir şekilde tereddütsüz ayrılması, yani sağlam bir tabiat felsefesi, bir kültür ve medeniyetin kurulması ve kurulmuş bir medeniyetin sürdürülebilmesi için gereklidir, şarttır. Eflatun ve Aristo'dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefi temelleri üzerine temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. Kurucu rektörümüz Sayın Doktor Suat Günsel'in engin öngörüsü doğrultusunda 1988 yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi, yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye bir yüksek öğretim kurumudur. Veteriner hekimliği mesleğinin üyeler arasında katıldığım şu andan başlayarak yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma sanatımı doğrulukla yapacağıma mesleğimin onurunu koruyacağıma mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma hayvan ve insan sağlığı. Hepiniz mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Bugün ben Hüseyin Şah ve tüm dönem arkadaşlarım hazırlık sınıfı ile birlikte 6 yıllık oldukça zorlu bir yolun sonundayız. Ve veteriner hekim yemini etmenin tatlı gururunu yaşıyoruz. Biz ki eğitim hayatımız boyunca tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu, insan sağlığının doğrudan hayvan sağlığı ile ilgili olduğunu, her bir hayvan türünün diğerinden ne kadar farklı olduğunu ve veteriner hekimliğin ne kadar kutsal ve önemli bir meslek olduğunu öğrendik. Tabii ki bilginin, etik değerlerin ve eğitimin önemini bir kez daha kavradık. Evet, ikinci dönem bölümcüsü Hüseyin Şah. Gerçi kuvvetine götürüp çarptı. Olsun. 10 8
Yolunuz açık olsun.